Bakalım Türkiye ekibi olarak Türkiye'nin dört bir yanından sektörlerin önde gelen isimlerini siz değerli izleyicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtmayı başaran elimizden Bursa'dan sizlere sesleniyoruz ve yanımızda Çocuk Gelişim Merkezi'nde hizmet vermekte olan Büşra Hanım bulunuyor. Bakalım bizlere ne gibi bilgiler verecek, hep birlikte izliyoruz. Üniversiteye başladığımdan beri böyle bir hayalim vardı. 4 ay önce buraya taşındım ve gerçekleştirdim. Burası 0-18 yaş grubunda çocuk ve ergen bireylerini ağırlayabileceğimiz bir yer. Şu an bulunduğumuz, çekimi yaptığımız yerde oyun terapisi için uygulayacağımız 2 ila 12 yaş grubu arasında ağırlamış olacağım oyun odam. Yani burada aslında yaş aralıklarına göre farklı terapi uygulamaları söz konusu. Bunlardan bahsedebilir misiniz? Hangi yaş grubuna nasıl terapiler uyguluyoruz? Tabii. Genelde zaten çocuklar biliyorsunuz oturduklarında bize dertlerini anlatamazlar, kendilerini ifade edemezler. Bu yüzden biz oyun yoluyla, çünkü yaşadıkları hayatı burada faaliyete geçiriyorlar ve bir nevi aslında dışarıda ne yaşıyorlarsa burada bize onları gösteriyorlar. Bir ayna misali hayatlarını bize yansıtıyorlar burada. Bu yüzden geldiklerinde oyun terapisi aracılığıyla onları anlamaya çalışıp bu şekilde de ailelere yön gösterip rehberlik vermeye çalışıyorum. Yani aslında bir çocuk resim çizerken bile kendi hayatından parçalar oraya serpiştiriyor. Siz de bunları baz alarak onların hayatını kolaylaştırmak için, onları daha mutlu edebilmek için burada yer alıyorsunuz. Evet, kesinlikle tam anlamıyla bu şekilde. Bu şekilde resim analizi de yapıyoruz. Dediğiniz gibi burada yani bir çocuğun resim analizi yaparken bir el resmi bile, bir yüz resminde bile, bir göz hareketlerinde bile aslında neyi anlatmak istediğini hani çok rahat bir şekilde resimde duygularını çok rahat bir şekilde ifade ediyorlar bizlere. Bu şekilde destek sağlıyoruz. Buranın amacı zaten bu şekilde. Hani genelde şöyle bir soru yönlendiriyorlar. Hani pedagog musunuz ya da çocuk psikoloğu musunuz diye. Aslında biz tamamen bunlardan bağımsız bir mesleğiz. Aslında şu an Türkiye'de de yeni yeni böyle yerlerin açılmış, yani araştırdığımızda da baştan şey yapayım. Böyle yerlerin Türkiye'de de yeni yeni aktifleşmeye başladığını araştırırsak göreceğiz zaten. Böyle Bursa'da da şu an tek tük örneği bulunan bir yerdeyim. Yani tek tük örneği bulunan bir kurum açtım ben de. Peki Büşra Hanım, eğitimde, çocuk eğitiminde nelere dikkat edilmelidir? Onların gelişim süreçlerinde ailelerine ne gibi önerilerde bulunursunuz? Öncelikle en küçük yaştan itibaren yani ilk ifade ettiklerinde bir gözle bile yani ilk ile baştan şey yapayım. Şimdi çocuk yeni doğduğundan itibaren bizimle bir göz olarak, bir mimik olarak bile iletişim haline geçiyorlar. Bu ilerleyen dönemde çocuk büyüdükçe konuşmasa dahil bizim hareketlerimizle, yani bizim yaşadığımız duygularla, öfke olsun, sevinç olsun, her duyguyu çocuk çok rahat bir şekilde, özellikle anneninkini çok rahat bir şekilde hissedebiliyor. Bu yüzden genellikle çocukla ilk olarak iletişime geçerken onun boy hizasına gelerek birebir göz iletişimi kurarak, öncelikle bu çok önemli bir detay. Bu şekilde çocukla iletişim hem daha rahat oluyor, hem siz çocuğunuzu anlayabiliyorsunuz, hem de çocuk sizi anlayabiliyor. Çünkü yukarıdan konuşurken istemsizce hani şunu getirir misin dediğinizde bile hani çocuk belki farklı bir şekilde anlayabiliyor durumu. Bundan dolayı iletişim en önemli detay. Bunun yarı sıra çocuğa her zaman küçük bile olsa, 1 yaşında da olsa, 20 yaşında da olsa, o bir birey. Öncelikle bunu kabul edeceğiz. Onun da bir duyguları var, onun da bir kendini ifade etme biçimi var, onun da kendi karakteri yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Özellikle 3 yaşına kadar çok önemli bir detay. Bazen ebeveynler yetiştirdikleri bireylerin kendi çocukları olduğu için doğal haliyle olumlu ya da olumsuz detayları gözden kaçırabiliyorlar, objektif düşünemiyorlar.
Bu yüzden sağlıklı bir bireyin bile buraya gelip en azından bir danışmanlık alıp hani her şey yolunda mı, bir yerde hata yapıyor muyuz, hani bir yerde sıkıntı var mı çocuğumuzda gelişim açısından, bu konuda da yönlendirmeler alıyoruz. Bunun yanı sıra özel eğitim destekleri için bazı durumlarda rehabilitasyona gerek kalmadan burada ufak dokunuşlarla, dediğim gibi gelişim testlerinden geçerek ufak dokunuşlarla gelişime destek programlar hazırlayarak burada gelişimlerine destek olup olabildiği kadar bu konuda aileye de yönlendirerek destek veriyorum.